Evet, sevgili meslektaşlarım, konuklarımızı tanıttık. Konuklarımızla konuşmalarını tamamladılar. Çok özür dilerim, ben o başta bir işim var, dinlemek isterdim. Erol Başkan. Evet, toplantımıza devam ediyoruz. Konuklarımızı tanıttık, konuklarımız konuşmalarını tamamladılar. 7. maddeden devam edeceğiz. Yönetim Kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetim kurulu raporunun ayrı ayrı okunması. Bu yönetim kurulu çalışma raporu hepimize dağıtıldı. Bunun ayrıca okunması gereği var mı? Yoksa bu şekilde bunun üzerinden müzakereyi açabiliriz. Ancak kesin hesaplama ve denetleme kurulu raporunu okutalım mı? İkisini bir mi tartışalım? Yoksa siz direkt yönetim kurulu çalışma raporu üzerinde. Evet. Buyurun. Tamam, okutacağız. Evet, peki, bu maddede okutalım, onu beraber tartışırız o zaman. Denetleme kurulu raporunu okumak üzere Denetim Kurulu Başkanı Yasemin Aygün Hanımefendi. Buyurun. Şubesinin 1.9.2021 31.8.2024 dönemi faaliyetleri, 5.253 sayılı dernekler kanunu ve muhasebe usul ve esasları dahilinde yapılmıştır. Denetim kurulumuzca yapılan denetim sonucu yapılan değerlendirmeler aşağıda genel kurulun bilgisi ve onayına sunulmuştur. 1. Vergi usul kanunu yönünden 1.9.2021 31.8.2024 tarihleri arasında alınmış bütün faturaların ve gider belgelerinin ilgili kanunların emrettiği hükümler çerçevesinde resmi defterlere kayıt edildiği, tutulması gereken yasal defterlerin süresi içerisinde tasdik ettirildiği ve bu konuyla ilgili tenkide maruz herhangi bir durumun söz konusu olmadığı, derneğe ait defter ve belgelerin dernek merkezinde muhafaza edildiği tespit edilmiştir. 2. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar yönünden yapılacak harcamalar için yönetim kurulunun bahse konu kararları, yönetim kurulu toplantılarında karar defterine yazarak oy birliğiyle karara bağladığı ve imza altına alındığı tespit edilmiştir. 3. Dernek yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve dernek faaliyetlerinin belirtildiği dernek beyannamesi ilgili dönemlerde zamanında dergi sistemi üzerinden beyan edilmiştir. 4. Denetim kurulu tarafından yapılan denetim neticesinde yönetim kurulunun uyumlu ve verimli çalışmaları yaptığı tespit edilmiştir. 5. Yönetim kurulunun faaliyet dönemi boyunca dernek üyeliğine müracaat eden 35 meslek mensubunun başvuru evrakları incelendiğinde başvuru evraklarında herhangi bir eksikliğe rastlanmamış ve üye kayıtlarının üye kayıt defterine kaydedildiği tespit edilmiştir. 6. Yapılan denetim neticesinde aktif dernek üye sayısının 364 olduğu tespit edilmiştir. 7. İnceleme neticesinde kasa mevcudunun 15 lira 5 kuruş, banka mevcudunun 962 lira 95 kuruş olduğu tespit edilmiştir. 8. Sonuç olarak yönetim kurulunun faaliyet dönemi süresince gerçekleştirdiği faaliyetlerinin dernekler yasasına ve gerekli yasa ve yönetmeliklere uygun ve yasal belgelere dayandırılarak yapıldığı tespit edildiğinden denetim sonucunda yönetim kurulunun tenkidi gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. Denetim Kurulu Başkanı olarak ben Yasemin Aygün, Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birgül Portakal, Denetim Kurulu Üyesi Semiha Durmaz Taşkın adına dilediğiniz için ve katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Sayın Başkan.